Evet şimdi geldik Niels Bohr's atom modeline. Niels mı Neil mı tam bilmiyorum ben de. Niels Bohr olayların birazcık daha netleştiği kısım. Şimdi ne demiş bir görelim önce. 1913 yılında Danimarkalı fizikçi Niels Bohr Planck'ın Plan Plan kuantumlu enerji düzeyleri düşüncesini hani siyah cisim aşamasında bahsetmiştim. Enerji her değeri alamıyordu. Kesikliydi, belirliydi. Kafamıza göre enerji değerleri alamıyordu. Doğa buna izin vermiyor demiştik. Bu fikri alıyor. Ve Rutherford'un bulgularını da bir araya getirip yeni bir model oluşturuyor bu arkadaş. Bu modele göre bak elektronlar çekirdek içerisinde dairesel yörüngelerde dolanmaktadır. Bunu söylüyor. Bunda bir sıkıntı yok. Bor atom yörüngelerinde dolaşan elektronların Rutherford modelinde önerildiği gibi sürekli enerji değerlerinden herhangi birine sahip olmadığını. Bak kilit cümleler bunlar. Çekirdekten belirli uzaklıklarda ve bulanabileceklerini yani çekirdekten belirli olacak bu. Kafasına göre bulunmuyor diyor. Ve belirli enerji değerlerine sahip olabileceğini öne sürüyor. Yani şu çekirdekse Elektron burada 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 kafasına göre olmaz diyor. Belli yerde olacak diyor ve belli bir enerji olacak. Aradaki enerji değeri almayacak diyor. Birazdan ayrıntısına girecek. Yani kesikli diyor. Kuantumlu diyor bunu. Bohr, tek elektronlu en basit atomik yapıya sahip hidrojen atomuyla yaptığı çalışmalar sonucunda ortaya koymuş modeli 3 varsayımla ifade etmiş. Diyor ki elektronlar pozitif yüklü çekirdek çevresinde klomp kuvvetinin etkisiyle ışıma yapmadan kararlı yörüngelerde dolanır diyor. Şimdi şunu diyebilirsin. Tamam hocam şekle göre çekirdek var. Tamam eksi yüklü. E bunlar çembersel hareket yapıyor diyorsun. Evet. E niye ışıma yapmıyor? Adam diyor ki kararlı yörüngede ise yapmaz diyor. Aslında bunu bir nevi geçiştiriyor. Böyle diyor. Yani kararlı yörüngedeyse yapmaz diyor. Bunu modern atom teorisi kısmında artık de Broglie ile çözüldü. Ama Bohr'un dediği kararlı yörüngede ise yapmaz diyor. Çekirdek çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronlar her açısal momentum değerini alamaz diyor. Açısal momentum her değeri alamadığı için kesiklidir diyor. Açısal momentum formül olarak böyle. Bu formülleri size sormayacaklar ama size neyin kesikli, neyin kesikli olmadığını soracaklar. Açısal momentum kesikli. Yani belli değerler alıyor. Enerji değeri kesikli, yörünge yarıçapı kesikli. Neler kesiklidir mesela? İşte bunlar belli değerleri olacak. Kafasına göre her değeri alamıyor. Elektron her yerde dolaşamıyor kafasına göre. Hani belki şunu düşünebilirsin. Hocam işte şurada da çembersel hareket yapar. Burada da yapar. Burada da. öyle değil. Belli yerlerde çembersel hareket yapacak. Aslında olay bu. İşte burada H bir Planck sabiti zaten. Sabit 2 pi de Yörünge yarıçapında ya çembersel hareketten gelen bir sabit. Tamam. N de burada sayı. 1, 2, 3 gibi. Yani L de belli değerler alıyor. Yani L, N yerine 1,5, 2,5 yazamıyoruz. Yani açısal momentum da kesikli. Bor atomun yapısını anlamak için tek proton ve tek elektron bulunan hidrojeni seçti. Daha kolay olduğu için. Elektriksel kuvvetin sadece proton ve elektron arasında oluşması yine bir kolaylık olacaktı onun için. Çok elektronlu atomları karmaşık yapıda olduğu için en başta hidrojen ile başlamak mantıklıydı. Yani çok elektronlu yapılarda değil de tek, tek elektronlu hidrojen üzerinde çalışıyor bunda. Bir atomun çekirdeğinden belirli bak hep belirli kesikli Uzaklıklarda elektronların bulunabileceği dairesel yörüngeleri de enerji seviyesi adını veriyor. Enerji seviyesini ne ile gösteriyor? 1, 2, 3, 4 gibi tam sayı değerlerini alır diyor. Ve bir yörünge çapı formülümüz var. Yani bir çekirdek var. Tamam. Şuna çekirdek diyelim. Şurası birinci yörünge. Şurası ikinci yörünge. Bak hani şöyle arada olamaz elektron. Buralarda olamıyor. Şu kırmızıyla çizdiğim yerde olamıyor. Olamaz diyor. Tamam şu yeşil yeşille çizdiğim yerlerde olabilir diyor. Bir tane daha çizelim şöyle kapatasak. Tamam. Bunlar yörünge 1, 2, 3 diye. Z burada atom numarası. Hani hidrojenle çalıştığımız için bu zaten 1. N de işte tam sayı. Birinci yörüngenin şu A0 zaten sabit bir yarıçap. Yani şurası R ise N yerine 2 koyarsan ikinci seviye için 4R olacak. Yani uzaklık şöyle gösterirsem. 4R olacak. Ne yerine 3 kayarsan bu sefer ne olacak? 9R olacak. Yani fark ettin mi? R, 4R, 9R. 5R var mı? Yok. 6R var mı? Yok. 7R var mı? Yok. Belli değerler var. Kesikli değerler var. Elektronlar da oralarda bulunabiliyor. Tamam. Kısaca olay bu. Formülü bilin. Hani e, birazdan kullanmamız gereken yerler olabilir ama öyle hesaplama işlerine girmeyeceğim. Şuraya bir gelelim. Bunlar biraz okumak gerekiyor. Birazcık şeye benziyor bu. Kütle çekim kuvveti olayına benziyor o yaptığımız olaylara. Gezegen, ay hareketlerindeki o enerji değerleri olayları vardı ya, ona benziyor. N pozitif tam sayılar olduğu için yarıçap her değeri alamıyor. Kesikli. Yarıçapta kesikli arkadaşlar. Bu durum elektronların yörünge yarıçaplarının belirli değerler alabileceğini gösteriyor. Yani elektronun yörünge çapları arkadaşlar kuantumlu değerler alıyor. Kafasına göre değerler almayacak. Yani R alır dedik, 4R alır dedik. 3R var mı? Yok. Çekirdeğin çevresinde kararlı yörüngelerde dolanan elektronlara sahip olduğu kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamına da toplam enerji diyoruz elektronun. Çekirdek çevresinde dolanan elektronların toplam enerjileri de yörünge yarı gibi kesikli. Yani başka bir ifadeyle belirli değerler alıyor. Şimdi mesela şuradan bak toplam enerjiyi şu şekilde ifade etmiş. Eksiğini birazdan anlatacağım. Burada N1, Z zaten atom numarası 1 aldığında Birinci yörüngedeki elektronun enerjisi eksi 13,6 çıkıyor. Bak. Eksi ne, neyi ifade ediyor? Bağlı olduğunu. Ben sana söylemiştim ya. Ee, uydular bağlıydı. Eksi enerji. Eksi Bağlı. Seni oradan kurtarmak için enerji vermem lazım. Birinci yörüngede oluşan elektronun enerjisi eksi 13,6. Eksi. Oradaki negatif tam sayılardaki eksi. En düşük enerji seviyesi. Yani Alattin Hoca şöyle demişti. Hayatta herkes Gayet yatmak ister, düşük enerjili olmak ister, koşuşturmak istemez. Elektronlar da böyle düşük enerji seviyesinde olmak isterler. Eksi orada bağlı olduğunu söyler. o elektrona eksi 13,6 ya artı 13,6'yı verirsen o elektronu oradan kopartırsın. Buna ne diyoruz? İşte iyonlaşma enerjisi. Sen kimyada görüyorsun ya elektron kopartmak için gereken enerji birinci iyonlaşması ikinci diye. İşte sen o elektronu 13,6'yı verirsen kopacak o elektron. Eksi orada bağlı olduğunu gösteriyor. Tamam. E, uzaklaştıkça ne olacak? Atıyorum. Eksi bilmem kaç olacak. Ama belli olacak. Mesela hesaplayalım. İkinci yörüngedeki o elektronu mesela ikinci yörüngeye taşıdığımızı varsayalım. Bunu orada enerjisi ne olacak? Z yine bir. Burası 4 Eksi üç virgül kırk olacak. Eksi üç virgül böl. Böyle konuşamıyorum. Böldün mü? Eksi üç virgül kırk olacak. Bak. Bu birinci yörüngede bu da ikinci yörüngedeki enerjisi. Aradık enerji değerleri yok. Onları alamaz elektron. Sen bir elektronu gittin enerji verdin. Tamam mı? Bir üst yörüngeye uyardın. Bak uyarılma diyorum. Uyarılma şöyle bir şey. Keşke bir şekil olsa göstersem de. Birinci yörüngede kendi haline güzel güzel takılan bir elektronum var. Tamam. Bunu uyardın. Birazdan uyarma yöntemlerini göstereceğiz. Ve elektronu ikinci yörüngeye çıktı. Enerji verdin. Çıktı. Peki hep ikincide mi kalacak o elektron? Hayır. Sonra 1'e dönecek. Çok kısa süre burada kalıyor. Çok kısa süre kalıyor. Tekrar oraya geri dönüyor. Ama bunu yaparken ee, dönerken bir foton yayınlıyor. Tamam. Burada diyor ki elektronlar üst enerji seviyesine herhangi bir alt enerji seviyesine geçiş yaptığında iki enerji seviyesi arasındaki enerji farkına eşit enerjide bir foton yayınlar diyor. Yani ben mesela eksi 13,6 idi. Mesela şuraya E1 diyelim. Şuraya E2 diyelim. Birinciden ikinciyi düşünüyorsun. 13,6. Burası neydi? 3,40. Yani sen burada işte aradaki fark kadar enerji verdiğinde bu arkadaş buraya çıkacak. Çok 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 kısa bir süre durup tekrar geri dönecek. Döndüğünde de orada bir foton yayınlayacak. Tamam. Olay bu. Bu fotonun enerjisiydi. Zaten bunu fotoelektrik olay da biliyorsun. Elektrona yeterli enerji verildiğinde elektronun bulunduğu enerji seviyesinden daha yüksek enerji seviyesine çıkması olayına biz uyarılma diyoruz. Bak şunu şöyle söyleyeyim. Şu anda tek elektronlu bir atom için, hidrojen atomu için konuşuyoruz. Onlarca elektron düşünme. Bir elektronu birinci enerji seviyesine, ikinci, ikinci enerji seviyesine, üçüncü enerji seviyesine alıyoruz gibi düşünebilirsin şu anda. Tek elektron var ortada. Biz işte bu birden ikiye aldık, enerji verdik ama kısa bir süre duruyor, tekrar geri dönüyor. Buna uyarılma diyoruz. Eğer o elektrona sen şu 13,6'yı verirsen o elektron oradan kopuyor ve iyonlaşma gerçekleşiyor. Elektronu atomdan kopartıyorsun. Serbest kalması olayına da iyonlaşma. İyonlaşmanın gerçekleşmesi için gerekli enerjiye de iyonlaşma enerjisi denir. Koparttın artık. Sistemden çıktı. Yörüngeden çıkarttın onu gibi düşünebilirsin. Tamam. Buna da iyonlaşma enerjisi diyoruz. Bohr atom modeline göre elektronlar çekirdek etrafında belli yörüngelerde ışıma yapmadan dönme hareketi yaparlar. Bu olayın işte en önemli keşfi bu oldu. Bir elektronun toplam enerjisi kesiklidir. Yani bak 13,6 alır diyorum. 3,40 alır diyorum. Atıyorum 8, bilmem kaç alır mı? Almaz. Niye? Kesikli. Doğa izin vermiyor buna. Planck öyle dedi çünkü. Bir elektron bir üst yörüngeye uyarılırsa o yörüngede kararlı olarak hareketine devam eder. Hayır geri dönecek geldin, enerjiyi verdin, uyardın, çat geri döndü, bir de foton yayınladı. Bitti. Olay bu. Yani arkadaşlar bu atom modelini böyle düşünebilirsiniz. Karışık bir olay yok. Yani hesaplama geleceğini çok zannetmiyorum ama şu yarı çapı ve enerjiyi bilmeniz yeterli. Eksi bağlılığı ifade eder. Kopartmak için oraya enerji vermen lazım. Bunu o kütle keplerde falan kütle çekim kuvveti ve kepler yaparken anlatmıştık kurtulma enerjisi diyorduk, bağlanma enerjisi diyorduk ona benzer. Düşünebilirsin. Yani şey kuralları hala geçerli. Ee, çekirdeğe yakın elektronlar hızlı döner. Çekirdeğe uzak olan elektronlar yavaş döner. E bunların hızları da belli değerler alır. Hız da kesikli aslında burada. Kafasına göre değerler alamaz. Yani enerji belli bir değerler olursa zaten hız da belli bir değerler alacak. Zaten yörüngeler de belli. Yani birinci yörüngeden ikinci yörüngeye. Yani bir buçuk aradaki bir yörüngeye giremez misin? Giremiyor kalıyor elektron. Yani kalıyor dediğim oraya gidemiyor. Birden ikiye, ikiden bire gibi düşünebilirsin. O kadar da zor olduğunu ben düşünmeyelim. Düşünmüyorum. Tamam mı? Şimdi gel diğer sayfayla bir devam edelim. Neymiş ne değilmiş biraz öğrenmiş olduk. Atom medalleri bu kadardı. Şimdi bu üye uyarılma yoğunlaşma ile ilgili olaylara yavaş yavaş gireceğiz. Bence hani çok zorlandığınızı düşünmüyorum. bir gözden geçirmenizde fayda var. Yine de her atom modelinin önemli tarafları vardı. Bunları kısaca not alırsanız sorularda çok fazla sıkıntı çekmeyeceğinizi umuyorum.